Sensin lan satılmış ya. Hasan. İftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda, her türlü kişi, kurum hakkında yasal süreci yarından itibaren derhal başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki darbe için Ahmet Bey siz neler söyleyeceksiniz? Ahmet Bey, sulay darp ettiniz doğru mu? Konuyla müsaade eder misiniz? Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Teşekkürler. Efendim o gece neler yaşadınız? Günlerdir yaşadığında manipülasyon sürecinde ben ısrarla müvekkilimiz ifade vermediğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirtmiştim. Mikrofonları indirelim az önce. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı merkezine paylaşmıştık. Abiciğim şöyle gelin abi. Gelin gel. Ablacığım gel evet. Geri bak. Millet işini biz yapıyor. Yani şu anda Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açık bir şekilde anlaşılacaktır. Şunu özellikle söylemek istiyorum herkese. Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Bunun aksine davranan insanlarla ilgili, şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Özellikle Sıla Hanım avukatıyla ilgili meslektaşımın İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte, ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız... Volkan mikrofon açık mı? Çökün. Abi bir saniye. Tamam beyler herkes. Tamam hadi başlayalım.